Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için milföy hamuru ile yaptığım çıtır çıtır harika bir gözleme tarifi hazırladım. Bu pratik tarifi kahvaltınızda ve çay saatinizde tercih edebilirsiniz. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. İlk olarak milföy hamurunu ikiye kesiyorum. Ben bu tarifimde toplamda 3 adet milföy hamuru kullandım. Sizler kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Hamurların tamamını keserek hazırladım. Sıcak tavaya koyarak birkaç kez çeviriyorum ve her iki yüzünü de biraz pişiriyorum. Tamamen pişirmemeye özen gösterelim lütfen. Çünkü pişirdikten sonra içerisine kaşar peyniri koyarak tekrar biraz daha pişireceğiz. İçinin de güzelce pişmesi için bu işlemi orta ateşte yapıyoruz. Altın sarısı rengini alan hamurlarımı hemen kenara alıyorum. Milföy hamurlarının tamamını kızarttım ve hazırladım. Şimdi gördüğünüz gibi iki eşit parçaya bölüyorum. Ve de içerisine hazırlayıp doğradığım kaşar peynirini koyuyorum. Diğer kalan hamurları da aynı şekilde kaşar peyniriyle doldurarak hazırlıyorum. Daha sonra tekrar pişireceğim. Tamamına kaşar peynirini koydum ve hazırladım. Tekrar sıcak tavaya koyarak üzerine tereyağı sürüyorum ve biraz daha kızartıyorum. Gördüğünüz gibi tarifimizin yapımı çok basit ve de gerçekten çok lezzetli oluyor. diğer yüzünü de çeviriyorum. Aynı şekilde tereyağı sürerek kızartma işlemine devam ediyorum. Kızaran gözlemeleri hemen kenara alıyorum. Pişirir pişirmez sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Kalan gözlemeleri tekrar tavaya koyarak üzerine tereyağı sürüyorum ve her iki yüzünü de kızartıyorum. Son gözlemelerimi de kızarttım ve artık sunum için hazır. Şimdi sizlere bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. dışı çıtır çıtır bol peynirli gözlemelerim artık hazır. Bu pratik ve lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.